Herkese merhabalar ben Coşkun. Bir önceki videomda 10.000 ve 15.000 TL fiyat bandı aralığında hangi telefon tercih edilir diye bir video çekmiştim. Şimdi de daha üst seviye telefon düşünenler için 19.000 ile 30.000 TL arasında gözünüz kapalı tercih edebileceğiniz fiyat performans anlamında dikkat çeken telefonları önereceğim. Açıkçası bu listeyi oluştururken baya bir zorlandım. Ama gerçekten almaya değer ürünleri de seçmeye özen gösterdim. Artık lafı daha fazla uzatmadan hemen sıradaki telefon modelimizle başlayalım. <laughs> Listede ilk yer verdiğim model Poco F5 olacak. Poco F5 fiyat performans anlamında oldukça dengeli bir telefon. Bu telefona çok itirazınızın olduğunu düşünmüyorum. Poco serilerinde fiyat performans dengesi her ne kadar iyi olsa da ana hedef aslında işlemci performansı. Zamanında Poco X3 Pro fiyat performans anlamında çok başarılı bir cihazdı. Ama Poco X4 Pro ve X5 Pro bekleneni verememişti. Fakat bu sene tanıtılan Poco serileri fiyat performans dengesi konusunda gayet iyi. Ama tabii ki şimdiden söyleyeyim. Poco F5 kamera ve malzeme kalitesi yönünden sizleri çok fazla tatmin etmeyecek. Poco F5'in yalın bir tasarım var. Fiyatı uygun tutulması adına da kasası plastik bir yapıdan oluşuyor. Elinize aldığınız zaman bu plastik yapıyı tabii ki hissediyorsunuz. 6.67 inç boyutunda bir AMOLED ekranı var. Ekranın özellikleri üst seviyede. 68 milyar renk üreten bu ekran Dolby Vision ve HDR10 Plus destekli. Ekran yenileme hızı da 120 Hz ve 1000 de parlaklık değerine ulaşabiliyor. Çok üst seviye bir telefonla ekranlarını karşılaştırdığınız zaman kalite anlamında kesinlikle de hiçbir şekilde sırıtmıyor. 12 GB RAM'i ve 256 GB dahil hafızası bulunuyor. RAM değeri çok yüksek olduğu için çoklu uygulama konusunda herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Her ne kadar bu modele hafıza kartı takılmasa da 256 GB normal bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli gelecek. Poco F5'in segmentindeki cihazlara baktığımız zaman genellikle daha çok orta segment işlemci kullanıyorlar. Fakat Poco F5'in ön plana çıktığı en önemli detayı aslında kullanmış olduğu Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 işlemcisi. Bu işlemci öyle bir performans sunuyor ki bazı noktalarda Snapdragon 8 Gen 1'i bile geçiyor. Qualcomm'un son zamanlarda çıkartmış olduğu fiyat performans dengesi konusunda en iyi işlemci sayılır. Fiyatına göre kusursuz bir işlemci. Ağır grafik uygulamaları rahatlıkla açıyor. Tüm oyunları full grafik ayarında en yüksek FPS değerinde de oynatabiliyor. Telefonda çok sıklıkla PUBG oynuyorsanız eğer direkt olarak 90 FPS alabiliyorsunuz. Poco F5'in kamerasına değinecek olursam ana kamerası OIS destekli F1.8 diyaframa sahip 64 megapiksel makro ve ultra geniş yardımcı kameraları da var. Ön kamerası da 16 megapiksel ana kameranın sensör birimi ise Omnivision OV64B. Bu kamera sensörü her ne kadar çok yetenekli olsa da üst segment sayılabilecek bir cihaz için yeterli değil ve genellikle üst segment telefonlarda daha büyük sensörler kullanılıyor. Bu kamera sensörü Poco F5'in yarı fiyatında olan Realme'nin C55 modelinde de kullanılıyor. Tabii ki Poco F5'te yeni ISP yani görüntü sinyal işlemcisi sayesinde daha iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Fotoğrafların netliği iyi, geniş dinamik aralığı sunarken düşük ışık performansı iyi olsa da bir amiral gemi sınıfında sayılmaz. Kamerasının optik görüntü sabitçi olmasından dolayı da titreşimsiz ve sarsıntısız videolar da çekebiliyorsunuz. Video çekimi de sizin için önemli ise 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. 5000 mAh bataryası sayesinde bir günü rahatlıkla tam tamamlarken 67 Watt'lı hızlı şarj desteğiyle geliyor. Telefonu çok kısa süre içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu yan güç entegreli ve stereo hoparlör kullanılmış. Poco F5'in aslında kanayan yarısı yazılım desteği diyebilirim. Android'in 13 sürümüyle gelen Poco F5 yalnızca 2 nesil Android sürüm güncellemesi alacak. Bu konuda tabii ki yazılım desteği birazcık üzebilir. Bence en kısa sürede Poco'nun bu verilen kısa yazılım desteğini çözmesi gerekiyor. Poco F5 ile hemen hemen aynı fiyatlarda Samsung'un Galaxy S21 FE modeli de mevcut. Bu ürün ilk başta ülkemizde Exynos ile satılıyordu. Artık ikinci nesil sayılabilecek. Snapdragon 888 işlemciyle satılıyor. Tabii ki Snapdragon Exynos işlemciye göre daha performanslı. Mantıken şunu sorabilirsiniz. Poco F5'de fiyatı aynı iken S21 FE'yi niye tercih edeyim? Bu tercih olayı tamamen sizin. İhtiyaçlarınız da bitiyor. Kamera, yazılım güncellemesi ve kablosuz şarj desteği gibi bazı başka konularda S21 FE, Poco F5'e göre daha iyi bir tercih olabilir. S21 FE klasik Samsung tasarımında çok göz alıcı sayılmaz. Çerçevesi alüminyum, arkası plastik. 6.4 inçlik dinamik amoled 2x bir ekrana sahip sahip. Ekranın renk doygunluğu, canlı keskinliği mükemmele yakın. Zaten Samsung'un kendi özel üretmiş olduğu bir panel. Ayrıca bu ekran HDR10+ desteğine de sahip. 120 Hz yenileme hızı mevcut. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kullanılmış. Hafıza kartı desteği olmadığı için 128 GB birazcık sınırda kalabilir. Bu durumda hafıza konusunu çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Üçlü kamera düzeniyle gelen S21 FE'nin ana kamerası 12 megapiksel, OIS destekli. Diyafram aralığı da f/1.8. S21 FE'nin ana kamera sensör birimi Sony'nin IMX555'i. kamerası sensör oldukça yetenekli ve başarılı. Ön kamerası da 32 megapiksel. Gündüz ve gece çekimleri oldukça başarılı. Renk doygunluğu da gayet iyi. Düşük ışıktaki fotoğraf çekimi de piyatuna göre yeterli seviyede. Telefoto ve ultra geniş kameraları da var. Zoom sizin için önemliyse 30 kata kadar da zoom yapabiliyorsunuz. 4K'da 60 fps, Full HD'de de 60 fps video kaydı yapabilmesi video çekenler için iyi bir haber. 4500 miliamper bataryası sayesinde normal kullanımda günü tamamlayabiliyor. Samsung S21 FE modelinde 25 watt hızlı şarj desteğine yer vermiş. Kutu içerisinden de şarj adaptörü, ne yazık ki çıkmıyor. Samsung'u artık şu konuda eleştirmek istiyorum. Diğer markalarda standart olarak 60'ları 100 wattları görürken ne yazık ki günümüz şartları için artık 25 watt yeterli gelmiyor. Şarj adaptörünü de ayrıca para verip satın almamız gerekiyor. Samsung bildiğiniz gibi serilerinde kablosuz şarjı yer verdiği için s 21 FE'de de kablosuz şarj desteği de yer alıyor. Kablosuz şarj da günümüzde yaygınlaştığı için bu da çok önemli bir özellik. s 21 FE'de parmak izi okuyucu ve üstünlüğe gene yer alırken ses çıkışı sizin için önemliyse stereo hoparlör de kullanılmış. s 21 FE yazılım desteği konusunda Android'in iki sürümüyle çıkış yapmıştı. Android'in 13 ve 14'ünü de aldı. Android 16'ya kadar da güncelleme desteği almaya devam edecek. Fiyat olarak biraz yukarı çıkarsanız S21 FE'nin devam modeli olan S23 FE ile karşılaşacaksınız. S23 FE'nin tasarımı S23'te birebir aynı. Fazlasıyla sade ve premium duran bir yapısı var. Ön marka yüzey Gorilla Glass 5 cam malzemeden oluşuyor. Çerçevesi de alüminyum. Telefonu elinize aldığınız zaman sağlam olduğunu fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. 6.4 inç dinamik AMOLED 2X 120 Hz 120 Plus desteğine sahip bir ekranla bu ekran ayrıca 1450 nit parlaklık değerine de ulaşabiliyor. Samsung zaten ekran konusunda çok başarılı olduğu için ekranının kalitesi her konuda sizi tatmin edecek. Samsung S23 fiyatı 8 GB RAM kullanmış. Arka planda çok uygulama açan biriyseniz problem yaşatmayacak. 128 GB veya 256 GB'lık dahili depolama seçenekleri de var. Tabii ki 128 GB'lığın fiyatı daha uygun. Samsung bu modelde hafıza kartı desteğini yer vermediği için hafıza seçimini çok dikkatli yapın. Samsung bildiğiniz gibi son zamanlarda çoğu cihazlarında Snapdragon işlemciye yer veriyordu. Fakat S23 F modelinde kendi özel üretmiş olduğu Exynos 2200 işlemcisini kullanıyor. 5G desteğine sahip bu işlemci normal şartlarda S21 F'de kullanılan Snapdragon 888'den %30 %40 daha performanslı. Snapdragon 8 Gen 1 ile de aralarında %10'luk bir performans farkı bulunuyor. Exynos 2200 günlük işlerinizi sorunsuz halledebilecek bir işlemci. Ağır uygulamalarda herhangi bir problem yaşatmıyor. Exynos 2200 çok hızlı bir işlemci olsa da bence en büyük kusuru oyunlarda Snapdragon işlemciler kadar stabil değil. Tabi S23 F'de iPhone 15 Pro'da olan Ray tracing desteği de bulunuyor. Bu özellik diğer Android cihazların hiçbirinde yok. Ray tracing destekli oyunlarda da avantajını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. S23 FE'nin ana kamerası 50 megapiksel, OIS destekli, F1.8 diyaframa sahip üçlü kamerayla geliyor. Ana kameranın sensör birimi Samsung GN5. Bu kamera sensörü Samsung'un S23 modelinde de kullanılıyor. Telefoto ve ultra geniş yardımcı kameralara da sahip. S21 FE'de olduğu gibi S23 FE'de de 30 kat zoom yapabiliyorsunuz. Kamera kalitesi bulunduğu segmentin en iyi ve en kalitelerinden diyebilirim. Gece çekim de inanılmaz iyi işler çıkartıyor. Kontrast seviyesi iyi. Renkleri de başarılı. Bu segmentte de 8K video çekebilen nadir cihazlardan bir tanesi. 4K'da 60 FPS Full HD'de 60 FPS videolar kaydedebiliyorsunuz. 4500 mAh bataryaya yer verildiği için normal kullanımda bir günü tamamlayabiliyor. Klasik Samsung telefonlarda olduğu gibi gene 25 watt hızlı şarj desteğine yer verilmiş ve kutu içerinden gene şarj adaptörü çıkmıyor. Diğer markalarda 67-100 Wattları gördükten sonra tabii ki 25 Watt düşük kalıyor. Kablosuz şarj desteğine yer verilmesi tabii ki çok iyi. S23 ve de ayrıca IP68 sertifikası da kullanılmış. 1.5 metre derinlikteki tatlı da 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. S23 ve Android'in 13 ile çıkış yaptı ve Android Android 14'ü de aldı. Android 17'ye kadar da güncelleme desteği mevcut. Tabii ki Samsung'u bu konuda tebrik etmek lazım. Yazılım desteği konusunda diğer firmalara göre gerçekten başarılı. Bu konuya da bayağı bir önem veriyor. S23 Fe ile aynı fiyatta Samsung'un S22'si de var. Niye S22 listeye koymadım derseniz eğer S22 kullanmış olduğu Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden dolayı ısınma düzeyi bayağı bir yüksek seviyede ve pil performansı da çok üzebilir. Benim için bataryanın ve ısınmanın kesinlikle önemi yok. Kibar boyutlu olsun derseniz tabii ki S22'de tercih edebilirsiniz. Zaten bu iki modelin kıyaslamasını detaylı bir şekilde yapmıştım. Şu an sağ üstten çıkan kartlara tıklayarak o videoma da ulaşabilirsiniz. Telefonda batarya performansının çok iyi olmasını istiyorsanız ve çok hızlı da olsun zamandan kazanayım diyorsanız o zaman Xiaomi'nin 13T'sine bakmanız gerekiyor. Xiaomi 13T zaten güncel bir model. Xiaomi 13T'nin kamera tasarımını dikdörtgen ada şeklinde tasarlamış. Açıkçası birazcık farklı duruyor. Çerçeve kısmının plastik olması sağlamlığını ister istemez düşürüyor. Fakat Xiaomi 13T'nin ekran özellikleri inanılmaz seviyede. Ekranın özellikleri say say bitecek gibi değil. 6.5 67 inç AMOLED, 68 milyar renk üreten, 144 Hz'lik Dolby Vision ve HDR10 destekli 2600 nit parlaklık değerine ulaşabilen müthiş bir ekranı var. Xiaomi 13 ekranında kullanılan bazı özellikler Apple'ın en son modelinde bile mevcut değil. Bu ekranı güneş altında görmemeniz imkansız. Parlaklık değeri harika seviyeleri çıkabiliyor. 144 Hz ekran kullanıldığı için de telefondaki geçişler inanılmaz seviyede akıcı ve pürüzsüz. Az önce bu ekran 68 milyar renk üretiyor demiştim. Yani bir diğer de işte 12 bit panele sahip. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi platformlarda içerik tüketen biriyseniz bu ekran çatıyı çok üst noktaya taşımış. Xiaomi 13T modelinde 12 GB RAM ve 256 GB dahil hafıza kullanmış. Fakat 13T'de hafıza kartı desteği bulunmuyor. Ama 256 GB normal bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli gelecektir. Xiaomi 13T modelinde Snapdragon işlemci kullanmak yerine Mediatek'in Dimensity 8200 Ultra işlemcisini tercih etmiş. Mediatek işlemcilerin normalde optimizasyonu Snapdragon işlemciler kadar iyi olmasa da Dimensity 8200 Ultra çok ilginç diyebileceğim hızlı ve performanslı bir işlemci. Sizleri yarı yolda bırakma lüksü yok. Bayağı güçlü ve hızlı. PUBG'de de 90 FPS oynayabiliyorsunuz. Oyun tutkunları için tabii ki bu güzel bir haber. Xiaomi 13T'nin en merak edilen kısmı tabii ki kamerasıydı. Yeni kamera kurulumuyla gelen 13T artık Leica lenslere sahip ve diğer Xiaomi cihazlara göre artık daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Xiaomi 13T'nin ana kamerası 50 megapiksel OIS destekli. F1.9 diyafram aralığına sahip. Üçlü kamera sistemiyle geliyor. Bu kameranın sensör birimi ise Sony'nin MX707'si. Bir kamerada megapiksel ziyade kullanılan kamera sensör birimi ve lensi çok önemli. Bunlara tabii ki dikkat etmenizde de fayda var. Ultra geniş ve telefoto yardımcı kameralarıyla gelen 13T 4K'da maksimum 30 fps video çekebiliyorken Full HD'de de 60 fps video kaydedebiliyor. Ana kamerası gündüz fotoğraf çekimlerinde iyi ayrıntı veriyor. Nesneler yeterince keskin. Dinamik aralığı da geniş. Düşük ışıkta çok iyi doğru renk veren fotoğraflarda çekebiliyor. Fakat çok karanlık olan noktalarda kumlanma da olabiliyor. Ama genel manada kamerası başarılı. 5000 mAh bataryayla gelen 13T telefonu sabahtan akşam kadar full aktif yoğun kullansanız bile bir günde bitiremezsiniz. 67 Watt hızlı şarj desteği olduğu için telefonu ortalama 40 dakikada da şarj edebiliyorsunuz. Stereo hoparlöründen dolayı ses çıkış düzeyinde beğeneceksiniz. Xiaomi 13T serisiyle birlikte artık güzel bir hamle yaparak telefonlarına verdiği yazılım desteğini bayağı bir uzattı. Yazılım olarak 13T Android'in 13 ile çıkış yaptı. Toplamda 4 ana Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Xiaomi kullanıcılar adına da bu sevindirici bir haber. Tabii ki aynı güncelleme hamlesini Poco'dan da bekliyorum. Favori cihazlarımdan biri olan OnePlus Nord 3'ü tabii ki listeye dahil etmeyi unutmadım. Fiyat performans konusunda göz dolduran ve dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus Nord 3'ün eşsiz birkaç özelliği var. Onlara da zaten şimdi değineceğim. Tasarım konusunda OnePlus Nord 3 özünde Nord 2G'ye çok benziyor. Tasarımı olabildiğince sade tutulmuş ve segmentindeki cihazlarla kıyaslarsam çok havalı duruyor diyemem. Arka kısmı Gorilla Glass 5'ten oluşurken çerçeve kısmı da plastik. Telefonu elinize aldığınız zaman plastik yapısını hemen hissedebiliyorsunuz. OnePlus Nord 3'ün 6.75 inçlik bayağı geniş ve büyük bir ekranı var. Tek elle kullanması neredeyse imkansıza yakın. Ekran detaylarına bakarsak Fluid AMOLED 1 milyar renge ulaşabilen 120 Hz HDR10 destekli 1450 nit parlaklık değerine çıkabilen ekran özelliklerine sahip. Ekran özellikleri dolu dolu olduğu için bu ekrandan fazlasıyla keyif alacaksınız. OnePlus Nord 3'te Mediatek'in Dimensity 9000 işlemcisi tercih edilmiş. Bu işlemci Snapdragon 8 Gen 1'den %10 daha yavaş sayılır fakat bunu günlük kullanımda hissetmeniz çok zor. Dimensity 9000'in performansı çok üst düzeyde. Zaten Amiral gibi bir işlemci. Oyunlarda da sizi kesinlikle üzmeyecek. OnePlus Nord 3 modelinde çok yüksek bir değer kabul edebileceğimiz ve genellikle pahalı ve çok üst seviye telefonlarda bulunan 16 GB RAM'i telefonda kullanmış. Bu telefon çoklu uygulama konusunda efsane işler yapıyor. Arka planda inanılmaz sayıda çok uygulama açsanız bile telefon mısın demiyor. 256 GB dahili hafızası var. Her ne kadar hafıza kartı desteği olmasa da 256 GB tabii ki yeterli gelecektir. Üçlü kamera düzeniyle geliyor. Ana kamerası 50 megapiksel OIS destekli F1.8 diyaframı var. Ultra geniş ve makro yardım kameralara da sahip. Ana kameranın sensör birimi ise Sony'nin imx 890'ı OnePlus Nord 3'e çok üst seviyede bir kamera sensörü yerleştirmiş. Telefonda sizin için video çekimi önemliyse 4K'da 60 FPS, Full HD'de 60 FPS videolar kaydedebiliyorsunuz. Fotoğraf kalitesine değinecek olursam, gün ışığında gürültüden arındırılmış, renkler oldukça canlı ve doygun fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Düşük ışıkta da pozlaması harika ve sunulan renklerde mükemmele yakın. Tabii ki en iyisi olmasa da bulunduğu segmentte üst segmente yakışır bir kamera kalitesi var. OnePlus Nord 3 modelinde 5000 mAh batarya kullanmış. telefon aktif kullanan biriyseniz rahatlıkla bir günü tamamlıyor. 80 wattlık hızlı şarj desteğine yer verildiği için telefonu ortalama 30 dakikada full şarj edebiliyorsunuz. Zaten üst segment sayılabilecek telefonlarda da görmek istediğimiz değerler artık bu. IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı da dayanıklı. OnePlus Nord 3 Android'in 13 yazılımını kullanıyor. Toplamda 3 ana Android sürüm 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Tabii ki Android 16'ya kadar güncelleme alması da fena sayılmaz. Tabii ki listede Poco F5 Pro'ya yer vermemek olmazdı. Poco F5 Pro'yu fiyatına göre sunduğu özellikleriyle çok beğeneceksiniz. Doğruyu söylemek gerekirse Poco F5 Pro tasarım konusunda diğer modeller kadar iddialı sayılmaz. Tabii ki bu konuda da renkler ve zevkler tartışılmaz. Poco F5 Pro'nun kasası plastikten oluşuyor. 6.67 inç, Full HD Plus, 120 Hz, HD ROM Plus ve Dolby Vision destekli AMOLED bir ekrana sahip. Ekran kalitesi başarılı ama tabii ki en iyisi sayılmaz. 1400 nitte parlaklık değeri mevcut. Güneş altında da ekranı rahatlıkla görebileceğiniz anlamına geliyor. Poco F5 Pro'da 12 GB RAM ve 512 GB dahil hafıza kullanılmış. Çok Uygulama konusunda gene herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Her ne kadar hafıza kartı takamasanız da zaten 512 GB'da fazla fazla yeterli gelecektir. Poco F5 Pro işlemci konusunda Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. En üst segment sayılabilecek bu işlemci sayesinde telefonda açamayacağınız hiçbir oyun ve uygulama yok. Ağır oyun ve uygulamaların altından da rahatlıkla kalkabiliyor. Ana kamerası OIS destekli 64 megapiksel üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ana kameranın sensör birimi Poco F5'te olduğu gibi birebir aynı ve Omnivision OV64 4B kamera sensörü yer alıyor. Bu kamera sensörü çok yetenekli olsa da üst segment cihazlar için yeterli değil. Fotoğrafların renkleri ve netliği iyi, geniş dinamik aralığı sunarken düşük ışık performansı iyi olsa da bir amiral gemi sınıfı kalitesinde kamera deneyimi sunamıyor. 8K'da 24 fps, 4K'da 60 fps, 1080p'de de 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki video çekmeyi sevenler için bu değerler gayet iyi. Poco F5 Pro 5160 mAh bataryaya sahip olmasından dolayı yoğun kullanımda bir günü tamamlayabiliyor. 67W hızlı şarj desteği sayesinde de telefonu kısa sürelerde şarj edebiliyorsunuz. IP53 sertifikası da olduğu için su sıçramalarına ve toza karşı da dayanıklı bir yapıda. Parmak izi okuyucusu ekran altına gömülü ve stereo hoparlör kullanılmış. Yazılım olarak Android'in 13 sürümünü kullanan Poco F5 Pro 2 nesil Android güncellemesi daha alacak. Bu fiyat bandındaki bir telefonun maksimum Android'in 15 sürümünü alacak olması tabii ki hiç hoş sayılmaz. Poco'dan artık telefonlarına uzun bir yazılım desteği vermesini bekliyorum. Listemizin final modeli ise Android'in en hızlı işlemcilerinden birine sahip olan Samsung'un Galaxy S23 olacak. S23 kullanıcılarının çok fazla fazla şeyi vaat ediyor ve bence bunları da fazlasıyla gerçekleştiren bir telefon. S23'ün tasarımı sade ve yalın. Samsung'un artık hemen hemen tüm telefonlarında kullanmış olduğu yeni imza tasarımıyla geliyor. S23'ün çerçevesi armor alüminyum. Telefonun ön ve arka yüzeyi Gorilla Glass Victus 2 ile geliyor. S23 oldukça sağlam bir yapıda. Malzeme kalitesi premium olduğu için de elde tuttuğunuzda da hissiyatı çok iyi ve başarılı. Tabii ki telefonun hafif olması da cabası. Cepte taşırken kendisini hissettirmiyor. S23'ün 6.1 inçlik bir ekranı olduğu için tek elle kullanımı çok rahat. Amiral gemi sınıfında yer alıyor en küçük boyutlu telefonlardan biri diyebilirim. S23 ekran konusunda gene dolu dolu özelliklerle geliyor. Full HD Plus 120 Hz, HD ROM Plus destekli Dynamic AMOLED 2X ekranı var. Samsung bu Dynamic AMOLED 2X ekran panelini şu an için sadece S serilerinde kullanıyor. Ekran amiral gemi sınıfında ve en iyilerinden biri. Renklerin doygunluğu, canlı, harika seviyede. Bu ekran 1750 nitte de parlaklıklarını ulaşabildiği için güneş altında da görmemeniz imkansız. s 23te lpddr LopDDR5X destekli 8 GB RAM tercih edilmiş. RAM teknolojisi çok tepe seviyede olduğu için uygulamayı arka planda açtığınızda erişebilmeniz çok hızlı oluyor. S23'ün 128 veya 256 GB'lık dahili hafıza seçeneği de var. S23'te hafıza kartı desteği olmadığı için ileride sorun yaşamamanız adına hafıza tercihinizi iyi yapın. Bana kalırsa kesinlikle 256 GB'lık versiyonu tercih edin. Çünkü 128 GB'lıkla aralarında hız farkı bulunuyor. Bunun da nedeni şu. 128 GB'lık versiyonda depolama birimi UFS 3.1 iken 256 GB'lık versiyonunda depolama birimi olarak UFS 4.0 kullanılmış. 256 GB'lık versiyonda veri okuma yazma hızı iki kat daha hızlı olduğu için telefonda dosya kopyalarken ve uygulama açarken telefonu yeniden başlatırken ortalama bu işlemleriniz iki kat daha hızlı gerçekleşmiş olacak. Şu an için Snapdragon 8 Gen 3'ü saymazsak S23 şu an için Android aleminin en hızlı işlemcisini kullanıyor. Qualcomm'un 5G destekli özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde telefon baştan sona hız ve performans konusunda mükemmel. Hiçbir gecikme, kasma, donma, yavaşlama görmüyorsunuz. Hız olarak kusursuz bir yapıda. Telefonu yüklemiş olduğunuz bütün ağır oyun ve uygulamaların zorlanmadan rahatlıkla açabiliyor. Telefonda sıklıkla oyun oynayan birisiniz PUBG'de de 90 FPS oynayabiliyorsunuz. S23'ün asıl en önemli noktası olan kamerasına değinecek olursam ana kamerası 50 megapiksel OIS destekli F1.8 diyaframa sahip üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Telefoto ve ultra geniş kameraları da eşlik ediyor. Ana kamerasında da Samsung'un GN5 izosel sensörü mevcut. S23'ün fotoğraf çekiminde kontrast seviyesi yüksek, dinamik aralığı iyi, renkleri fazla doygun olsa da canlı renkler sunuyor. Odaklama konusunda da harika işler çıkartıyor. 30 kata kadar zoom yapıp fotoğraf çektiğiniz takdirde bile neredeyse kayıpsız ve iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. S23'te düşük ışıkta çektiğiniz fotoğraflar mükemmel sonuçlar veriyor. Pozlaması iyi ve gürültülü kısımları da yani kumlamaları da çok iyi temizliyor. Telefonda sizin için video çekimi de önemli ise 8K 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. S23'te 3900 mAh bataryaya yer verilmiş olsa da Snapdragon 8 Gen 2 enerji verimli konusunda çok iyi olduğu için S23 yoğun kullanımda bir gün rahat bir şekilde tamamlayabiliyor. 3900 mAh'lik pil boyutuna kesinlikle aldanmayın bu cihazın pil performansını fazlasıyla beğeneceksiniz. Samsung'un diğer S serilerinde olduğu gibi S23'te de gene 25 w hızlı şarj desteği mevcut. Kutu içerisinden de gene şarj adaptörü çıkmıyor. Tabii ki S23'ün pili çok büyük olmadığından dolayı şarj süresi çok uzun sayılmasa da bu listede diğer yer vermiş olduğum telefonlar kadar da hızlı şarj olamıyor. Artık Samsung'un bu hızlı şarj olayına bir el atması lazım. S23'te ayrıca kablosuz şarj desteği de olduğu için günlük hayatta da size çok kolaylık sağlayacak. IP68 sertifikasına da yer verildiği için 1.5 metre derinliğe kadar tatlı suda 30 dakikada dayanabiliyor. Güvenlik konusunda da parmak izi okuyucu ekran altına gömülü gelirken stereo hoparlör kullanılmış. S23 yazılım konusunda çok iyi işler çıkartıyor. Android'in 13 sürümüyle çıkış yapmıştı. Yakın zamanda Android'in 14'ünü de aldı. Toplamda 4 nesil Android sürüm güncellemesi. 5 yılda güvenlik yazılım desteği alacak. Samsung'un hemen hemen artık her telefonlarında standart olarak bu yazılım desteğini vermesi gerçekten takdire şaya. Bu telefonu inanılmaz seviyede ücretler ödemeden gerçekten iş görebilecek ve sizleri fazlasıyla tatmin edebilecek gördüğünüz gibi telefonlar satın alabiliyorsunuz. Tüm önerdiğim telefon onları detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım bu hazırlamış olduğum video sizlere güzel bir rehber olur. Tabii ki şunu çok merak ediyorum. Bu listede şu telefon olsa daha iyi olurdu veya şu modelde olmasa olurdu dediğiniz bir telefon modeli varsa eğer mutlaka görüşeceğiniz yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.